Merhaba arkadaşlar, artık soru çözümünün son videosuna geldik. Bu soruda 100 sorunun tamamını çözmüş olacağız. Gelelim 69. sorumuza. Diyor ki, bitki tarımında ayrık otu gibi zararlı otlarla mücadelede tarım aletleri ile toprak iyice kazınsa da geriye kalan bitki parçacıkları yeni zararlı otların gelişimine neden olur. Ayrık otunun aşağıdaki üreme şekillerinden hangisiyle çoğalması tarımdaki mücadeleyi zorlaştırır? Arkadaşlar, ayrık otu gibi bitkiler sporla çoğalarak bu bitkilerin hani diğer bitkilerin üzerine bu sporlar konmuştur ve uygun ortam olduğu zaman çoğalabilir. O yüzden de cevabımız ne olacak? Sporla olacak. Ceyhan şıkkı. 70. soruya gelelim. Burada yine eğrelti otunun hayat devrini göstermiş bize. Diyor ki, şemada genotipi aynı olan haploid yapılar ile genotipi aynı olan diploid yapıların numaraları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakın, genç sporofit, spor ana hücresi, spor, gametofit, dişi gamet, erkek gamet, zigot demiş. Arkadaşlar, zigot büyüyerek genç sporofiti oluşturur. Dolayısıyla genç sporofit 2N kromozomludur. Şimdi bakalım, diploid yapıya ne yazacağız? 1 numarayı yazacağız. O zaman 1'i yazmayanları silelim. Gitti. Daha sonra gelelim aşağı şöyle. Spor ana hücresi nedir yine? Diploid'dir, yani 2N kromozomludur. 2 yazanlara bakalım. Bakın, hepsinde zaten dediğim gibi diploid olanları 2 yazacağız. Hepsinde yazıyor. Geliyoruz spora. Spor neyle oluşuyor? Mayoz sonucunda. O zaman spor N kromozomludur. 3 numarayı nereye yazacağız? 3 numarayı arkadaşlar haploid olana yazacağız. O zaman C şıkkı da gitti bakın. A ve E şıkkı kaldı. Spordan sonra gametofit 4 yine N kromozomludur. 5 ve 6 da N kromozomdur arkadaşlar. Bunlar bileşerek zigotu oluşturur. 7 2N kromozomdur. O zaman 3, 4, 5, 6 haploid, 1, 2, 7 diploiddir. Cevabımız A şıkkı olur. 71'e geçiyoruz. Bir tohumda çimlenme olayının başlamasından sonra aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir? Mitoz bölünmenin başlanması, suyun ozmozla alınması, madensel tuzların alınması, oksijenin kullanılması, karbondioksit özümlemesinin yapılması. Bir bitki çimlenmeyi bitirdi. Bitirdikten sonra ne yapmaya başlar? Fotosentez yapmaya. O zaman fotosentez yapımında ne kullanılıyor? Karbondioksit. Karbondioksit özümlemesinin yapılması en son gerçekleşir arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 72. soruya geçiyoruz. Yine bir metagenez olayını vermiş bize. Diyor ki, 1, 2, 3, 4 numaralı yapılardan haploid kromozomlu olanlar hangisinde doğru verilmiştir? Haploid, yani N kromozomlu. Bakın, zigottan sporofit bitki oluşmuş. Zigot her zaman 2N kromozomludur. 2, 3 ve 4 gitti. Sporlar arkadaşlar, spor yine nedir? N kromozomdur. Mayoz bölünme sonucunda oluştuğu için bunu alıyoruz. Gametofit nedir? Yine N kromozomdur. Cevabımız dolayısıyla ne olacak? 1 ve 2 A şıkkı olacak. 73'e geçelim. Çiçekli bitkilerde üreme ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Çapraz tozlaşma ile çoğalan bitkilerde kendi kendine tozlaşan bitkilere göre Grosvenkova'lı bireylerin meydana gelme şansı daha yüksektir. Kendi kendine tozlaşma ile çoğalan bitkilerde arı döllerin meydana gelme şansı çapraz tozlaşma ile çoğalan bitkilere göre daha yüksektir. Arkadaşlar, bir kere 2 numara doğru. Neden? Kendi kendine tozlaştığında aynı genetik özelliğe sahip bitkilerin ortaya gelme ihtimali daha yüksektir. O yüzden 2 doğru. Çok sayıda polen üretilerek tozlaşma şansı artırılır. Bu da doğrudur. Bakın, bir yanlış olacak. Neden? Çünkü crossover zaten mayozda gerçekleşen bir olaydır. Biz çapraz tozlaşma yaparak sadece genetik çeşitliliği artırıyoruz. Crossover'ı artırmıyoruz arkadaşlar. Crossover mayozda gerçekleşen bir olay olduğu için bu tozlaşmayla değil de mayozda tozlaşmadan önce sağlanan bir olaydır. O yüzden 1 numarayı almıyoruz. Cevabımız ne olur? 2 ve 3 Edirne şıkkı olur. Geçelim 74'e. Aşağıdaki olaylardan hangisi mayozla gerçekleşir? Erkek arıda spermle oluşur. Bakın, erkek arıda mitozla sperm oluşur. Bu gider. Eğrelti otunda spor oluşumu, evet, az önce söyledik. Döllenmiş yumurtadan blastomerlerin oluşması. Blastomer dediğimiz hücrelerdir, yavru hücreler. Döllenmiş yumurta mayoz geçiremez. O yüzden bu olmaz. Mitoz olur bu. Kurbağanın
Er bezlerinde spermlerin oluşması. Sperm oluşumu arkadaşlar yine nedir? Mayoz bölünme sonucunda olur. O yüzden cevabımız 2 ve 4 olur. Ceyhan şık. Geçelim diğer sorumuza. 75. sorumuz. Kapalı tohumlu bir bitkide olaylarından hangileri döllenmeden önce meydana gelir? Çiçek tozlarının olgunlaşması. Çiçek tozu dediğimiz polenler. Polenlerin olgunlaşması, evet, döllenmeden önce. Yumurtalık çeperinden meyvenin oluşması. Bakın meyve ta en son gerçekleşiyor. Bu olmaz o yüzden. Dişicik borusunda çiçek tozu tüpünün oluşması. Evet, tüp oluşumundan sonra zaten döllenme gerçekleşiyor. O yüzden bu da doğru. Yumurtalıkta embriyo kesesinin oluşması. Embriyo kesesi oluşuyor. Burada işte 3 kere mitoz bölünme gerçekleşiyor. Yumurta, sinerjik hücre, antipot hücreler oluşuyor. Dolayısıyla sonradan döllenme oluyor. O yüzden bu da olur. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 4 olacak. 76. Bazı canlılar yaşamlarının belirli sürelerinde bazal metabolizma ile yaşamsal fonksiyonlarını minimumda sürdürürler. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek, uygun bir örnek olamaz? Kışın ağaçların yapraklarını dökmesi. Evet arkadaşlar, kışın bazal metabolizma haline girerler ağaçlar. Sürüngenlerin kış uykusuna yatması, bu da doğrudur. Kuş yumurtasında embriyonun gelişmesi. Şimdi bakın, embriyo gelişirken büyüme olacak, mitoz bölünme olacak. Yani ne olacak? Metabolizması hızlanacak. O yüzden embriyo gelişimi olmaz. Cevabımız Ceyhan. Bitkinin tohum hali. Tohum arkadaşlar yine bazal metabolizma halidir. Bu da olur. Bakterinin endospor hali, bu da doğrudur. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. 77'ye gelelim. Su miktarı çok az olan kuru tohumun ortamdan su almaya başlamasına bağlı olarak. Şimdi su alıyorsa o zaman çimlenmeye başlıyor. Diyor ki çenekler şişer. Solunum hızlanır. Depo dokudaki yedek besinler hidroliz edilir. Endosperm oluşur. Arkadaşlar endosperm oluşumu zaten önceden gerçekleşen bir olay. O yüzden bu gitti. Diğerleri doğrudur. Su aldığı zaman çimlenme olayı başladığı için çenekler şişecek, solunum hızlanacak ve depo dokudaki yedek besinler hidroliz edilecek. Cevabımız 1, 2, 3 denizli şıkkı olur. 78'e gelelim. Yukarıdaki üreme biçimlerinden hangilerinde yeni oluşan genç bitkiler ata bitkilerden farklı kalıtsal yapıda olabilirler? Kendileşme ile oluşmuş zigottan elde edilen bir bitki. Kendileşme. Kendileşme neydi? Aynı özelliğe sahip iki bitkinin döllenmesiydi arkadaşlar. Mesela heterozigot bitkiler döllendiğinde ata bitkiden farklı, mesela küçük ha küçük ha olabilir, değil mi? O yüzden bunu alıyoruz. Aynı ortamda yetiştirilen iki bitkinin tozlaşması sonucunda oluşan bir bitki. Evet, ikisi birbirinden farklı olabilir. Ana bitkiden koparılmış bir dal parçasından üretilmiş bir bitki. Bu olmaz işte arkadaşlar. Çünkü ana bitkinin aynısını üretiyoruz. Eşeysiz üremedir bu. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. 79'a geçelim. Nişastalı tohumlar su alınca kısa sürede ozmotik basınçları artar. Neden artıyor? Çünkü suyu kullanıyorlar, glikoz üretiyorlar. Glikoz artışı da su ihtiyacını artırıyor. Diyor ki bu ihtiyaç, bu artış tohum kabuğunun geçirgenliğinin azalması. Hayır arkadaşlar, geçirgenliğini artıracak ki su alsın diye. Ozmotik basınçtaki bu artış olaylarından hangilerinin sonucudur? Bir olacak. Nişastanın hidrolizi ile eriyebilir şekerlere dönüşmesi. Evet. Tohum hacminin azalması. Tohum hacminin azalmasıyla bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Burada tamamen suya odaklandığımız bir konudur bu. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olacak. 80'e geçelim. Çiçekli bitki tohumlarının genellikle ilkbaharda çimlenmesine ortamdaki koşulların hangileri neden olur? Bir kere sıcaklığın artışı sebep olur arkadaşlar. Karbondioksit miktarının azalması, hayır bu değil. Işık alma süresinin kısalması, bununla da bilgisi yok. Işık alma süresinin artması deseydi olabilirdi. O yüzden bu olmaz. Cevabımız ne olur? Yalnız bir Adana şıkkı olur. 81. Genç filizin heterotrof yaşamdan ototrof yaşama geçişi olaylarından hangilerinin gerçekleşmesiyle başladığı kesin olarak söylenebilir. Heterotrof yaşamdan ototrof. Heterotrof dediği çimlenme olayıdır arkadaşlar. Ototrof dediği artık fotosentez yapma olayıdır. Meristem dokusunun gelişmesi, hayır. Bununla bilgisi yok. Klorofilli organların gelişmesi. İşte bak, klorofilli organ fotosentez yapmaya teşvik eder. O yüzden bu olur.
Oksijenli solunumla enerji üretmesi. Hayır, bu da değil. Cevabımız yalnız 2 olur. Bitki için heterotrof yaşamdan bahsediyorsa o kesin çimlenmeden bahsediyordur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geçelim 82. sorumuza. Bireyler toplu sporun çimlenebilmesi için gerekli koşulların tümü aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Bir kere çimlenme için ışık gerekli değildir. O zaman gitti ışık olanlar, bakın gitti. Karbondioksit fotosentez için gereklidir. O yüzden bunu da almayız. Oksijen, su, sıcaklık gereklidir arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Çimlenmekte olan bir bitki tohumunda niceliklerinden hangileri artar? Tüketilen oksijen miktarı artar. Çünkü oksijenli solunum yapacak. Endospermde depolanan besin miktarı artmaz arkadaşlar. Azalır. Çünkü o besini kullanıyor. Kullanılan enzim miktarı, bu da artar arkadaşlar. Cevabımız Denizli 1 ve 3 olur. Evet, bize burada bitkinin çiçeğini göstermiş. Diyor ki kısımlarından hangilerinde polen çimlenmesi gerçekleşir? Polen çimlenmesi demek polenin dişicik borusunu konup daha sonra buradan mitoz bölünmeyle çekirdek üretmesi demektir arkadaşlar. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Dişi organın dişicik borusunda gerçekleşiyor. Yani bakın şurada 2 numaralı yerde gerçekleşiyor. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Peki diğer organların isimlerini söyleyelim isterseniz. 5 numara nedir? Çiçek sapı. 3 numarada bakın nereyi göstermiş? Ovaryumu göstermiş. 2 numarada zaten dişicik borusunu gösteriyor. 4 numarada polenin üretildiği yeri göstermiş. 1 numarada taç yapraklardır. Renkli olan yapraklar. 85'e geçelim. Bir hafta sanırım. Evet. Aşağıda verilen çiçek kısımlarından hangisinin sayıca birden fazla olması döllenme sonucu oluşacak tohum sayısını etkiler? Döllenme sonucunda oluşacak tohum sayısını etkiler. Arkadaşlar, tohum taslağı neye dönüşüyordu? Tohuma. O zaman tohum taslağının fazla olması tohum sayısını da ne yapacak? Etkileyecek. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Çiçekleri çift eşeyli olan, çift eşeyli demek hem dişi organ hem erkek organ var. Bir bitki türünün çiçeklerinde yumurta hücresiyle çiçek tozlarının aynı zamanda olgunlaşmaması. Yani polen farklı zamanda olgunlaşıyor, yumurta farklı zamanda. Diyor ki hangilerini sağlamaya yöneliktir? Bir kere çeşitliliği artırmadır arkadaşlar. Kesinlikle bu. Çeşitliliği artırmaya yöneliktir. Çimlenmeyi kolaylaştırma ilgisi yok. Tozlaşma şansını artırma, bunda ilgisi yok. Tozlaşma şansının artırılması çiçek tozlarının yani polenlerin fazla miktarda üretilmesine bağlıdır. Cevabımız ne olur? Adana şıkkı olur. 87. Çimlenmekte olan bir tohumda niceliklerinden hangileri artar? Üretilen karbondioksit miktarı, evet oksijenli solunum yaptığı için karbondioksit artar. Hücre sayısı artar. Tüketilen karbonhidrat miktarı artar arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 88. Çiçekli bitkilerde üreme ile ilgili özelliklerinden hangileri neslin devamını sağlayan önemli adaptasyonlardandır? Çiçek tozlarının çok miktarda oluşması, evet döllenme şansını artırıyor. Embriyo koruyucu örtülerinin gelişmesi, bu da yine embriyoyu koruyarak neslin devamını sağlıyor. Triploid çekirdekli besin dokunun gelişmesi, bu da embriyoyu iyi bir şekilde beslemek içindir arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Kapalı tohumlu bitkilerin meyveleri olaylarından hangilerini sağlar? Embriyonun besin gereksinimin karşılanması, hayır. Buna benzer bir soru çözdük, hayır. Tohum kabuğunun çatlaması, bu da değil arkadaşlar. Tohumun değişik ortamlara yayılması, bakın meyve bunu sağlar. O yüzden cevabımız yalnız 3 Ceyhan'dır. Meyvenin alışımın iki önemli sebebi var. Biri tohumun korunması, diğeri de yayılmasıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız 3 olur. Diğer sorumuza gelelim. 10 tane 2N eşittir 20 kromozomlu bitki hücresinin oluşturacağı polenlerin her birinin kromozom sayısı ile polenlerin içerisinde oluşan toplam generatif çekirdek sayısı kaçtır? Arkadaşlar her birinin kromozom sayısı, bakın. Hani 2N eşittir 20 ise polende ne olacak? N. O zaman ne olur? Yarıya düşer, 10 olur bir kere. Bunlar gitti. Her birinde generatif çekirdek, bakın her birinde birer tane generatif çekirdek vardır. Baktığımız zaman polenlerin içerisinde oluşan toplam generatif
çekirdek sayısı, doğrucu çekirdek sayısı. Şimdi kromozomumuz 10 tane var. 10 tanenin her birinde 2 tane generatif çekirdek var. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 20 olacak arkadaşlar. Yani Edirne şıkkı olacak. Generatif çekirdek dediği hani bu dişi organda buraya gelip bir tüp oluşturuyor, sonra sperm oluşturuyor ya, büyük ihtimal onlardan bahsetmiş. Çünkü normal generatif çekirdeği sorsaydı 10 tane polenden, ha bir dakika arkadaşlar, 10 tane polen var, polen ana hücresi var. Bunların her biri mayoz bölünme geçirdiğinde 4 tane polen oluşturacak. 10 çarpı 4'ten 40 tane generatif çekirdek olacak. Yani burada yanlış yaptım, özür dilerim. 40 olacak cevabımız. Ceyhan şıkkı olacak. 91. Kapalı tohumlu bir bitkide olaylarından hangileri döllenmeden önce meydana gelir? Polen ana hücresinin polenlerin hücresinden polenlerin meydana gelmesi. Evet, bu döllenmeden öncedir. Yumurtalık ve çanak yapraklardan meyvenin oluşması. Meyve en son oluşuyordu, o yüzden bu olmaz. Tohumun çimlenmesi ile çimlenme de sonradan oluyor. Yumurtalıkta embriyo kesesinin oluşması, bu da yine döllenmeden öncedir. Cevabımız 1 ve 4 Ceyhan şıkkı olur. Yüksek yapılı bitkilerde mayoz bölünme ile mikrospor ana hücresinden erkek gamet, megaspor ana hücresinden dişi gamet meydana gelir. Bu gametlerin monoploid büyüme evresi geçirmesi sonucu oluşan yapılar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar, erkek gamet neyi oluşturuyor? Poleni. Dişi gamet de neyi oluşturuyor? Embriyo kesesini. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Polen ve embriyo kesesi, yani denizli şıkkı olur. Tohumların ortamdan su almaya başlamasıyla ilgili olarak, başlamasına bağlı olarak su alıyorsa çimleniyordur. Diyor ki solunum hızlanır. Evet. Karbondioksit tüketimi artar demiş. Bakın, karbondioksit tüketmez. Çünkü fotosentez yapmaz. O yüzden bu gitti. Oksijen üretimi azalır demiş. Oksijen üretimi zaten oksijen üretmiyor arkadaşlar. Hiç üretmiyor. O yüzden bunu almayız. Besin dokuda besin miktarı azalır. Evet, doğru. Çimlendiği için cevabımız 1 ve 4 Bursa şıkkı olur. Gelelim 94. sorumuza. Az sorumuz kaldı. Çiçekli bitkilerde yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bakalım. Erkek organın başlığında polenin oluşması. Polenin böceklerle dişi tepesine. Polen tüpüne. Evet. Şöyle olacak. İlk önce polen oluşacak arkadaşlar. Yani bir numara bu şekilde. Sonra bu polen dişicik tepesine taşınacak. Yani tozlaşma olacak. Cevabımız sonra 2 numarada 3 numara olacak. Sonra polen tüpü oluşturacak. Bakın sırasıyla bu şekilde gidiyor. En sonunda döllenme ile zigot oluşacak. Cevabımız ne olur? 1, 3, 2, 4 olur arkadaşlar. Yani A şıkkı olur. 95. Yukarıda diyor çiçekli bitkilerde gözlenen bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların gerçekleştiği yapıları soruyor. Makrospor ana hücresinden makro dediği yumurta ana hücresi. Yumurta nerede oluşuyor? Ovaryumda. O zaman A, B ve E şıkları gitti. Mikrospordan polen. Bu da polenin polen üretimi de erkek organın başlık kısmında olur. Generatif çekirdekten sperm çekirdeği. Bu da arkadaşlar ovaryumun içerisinde, yani embriyo kesesinin olduğu yerde olur. Cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Bir dakika. Generatif çekirdekten sperm. Pardon, bu erkek organla ilgilidir. Yanlış çözdüm, özür dilerim. Erkek organla ilgilidir. Generatif çekirdek, yani polenin içindeki çekirdekten sperm çekirdeğinin oluşması polen tüpünde gerçekleşir arkadaşlar. Cevabımız denizli şıkkı olur. 96. Aşağıda bitkilerde görülen bazı özellikler verilmiştir. Hangilerini örnek verebilir? Bakın, hareketlerle ilgili. Bitki köklerinin gübre ve besin maddelerine doğru yönelmesi, yani kimyasal maddeye yönelmesi. O zaman kemotropizma olacak. Bakın şunlar gitti. Sarmaşın bir desteğe temas ettiğinde sarılması. Lale taç yapraklarının 10 derecede kapalıyken 30 derecede açması. Bakın, bunun bir uyaranın yönüne bağlı değil. O zaman bu nasti hareketidir. Termonasti, sıcaklığa bağlı. Cevabımız ne olur? E şıkkı. Bu da arkadaşlar sarmaşık desteğin olduğu yöne doğru gittiği için tropizma hareketidir. Biz buna haptotropizma diyoruz. Cevabımız E şıkkı oluyor.
Geçelim diğer sorularımıza. Son 4 sorumuz. Yukarıdaki şekilde görülen bir bitkinin çiçeklerindeki değişikliklerle ilgili olarak. Bakın birinde çiçek kapalıymış, birinde açmış. Işıkta kapalıymış, karanlıkta açmış. Bu fotonasti demiş. Fotonasti yani ışığa bağlı olan nasti. Doğrudur arkadaşlar. Hareket uyaranın yönüne bağlı değildir. Evet, uyaranın varlığının ya da yokluğuna bağlıdır. Doğrudur. Turgor basıncındaki değişimlerle sağlanır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne 1, 2, 3 olur. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerde görülen tropizma örnekleri şeklindedir demiş. Aşağıda verilen tropizma çeşitlerinden hangisinin örneği yukarıda verilmemiştir? Diyor ki kökün tuzdan uzaklaşması. Tuz nedir? Kimyasal madde. O zaman kemotropizma. Bu gider. Bitkinin temas ettiği desteğe sarılması, haptotropizma, az önce de söyledik. Bu da gider. Gövdenin yer çekiminin aksi yönünde. Bakın yer çekimi geotropizmadır. Bu da gider. Yaralanan kökün, yara ise eğer travma gelecek aklınıza, travmatropizma. Hangisi verilmemiş? Hidrotropizma. Nedir hidrotropizma? Suya yaklaşma veya sudan uzaklaşmadır. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 99. soru aşağıda. Evet. Diyor ki aşağıda bitkisel hormonlar numaralarla, görevleri ise harflerle gösterilmiştir. Buna göre bitkisel hormonlar ve görevleriyle ilgili aşağıdaki seçenek hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Soruları birazcık okumada sıkıntı çekiyorum 100 tane soru çözünce. Oksin. Ne yapıyor arkadaşlar oksin? Tropizma hareketine neden oluyor. O zaman bir nereye gelecek? Bakın C şıkkına. Giberellin tohumun çimlenmesini uyarır. Etilende yaprakların, çiçeklerin geç yaşlanmasında etkidir arkadaşlar. Bu da A'ya gelecek. O zaman cevabımız bakın 1C, 2B, 3A. O zaman ne olur? Bursa şıkkı olur. Son sorumuza geliyoruz artık. Burada bir fotoperiyotla ilgili çiçeklenmeyi göstermiş bize. Diyor ki bu bitkinin çiçeklenebilmesi için koşullarından hangisinin olması lazım? Baktığınız zaman arkadaşlar bitki uzun gün olduğu zaman çiçek açmış. Kısa gün olduğu zaman çiçek açmamış. Ama uzun günü ışıkla böldüğümüz zaman yine çiçek açmış. O zaman bu bitki nedir? Uzun gün bitkisidir. Gündüz süresinin gece süresinden uzun olması lazım. Evet doğru. Mevsimin diyor ilkbahar yaz olması gerekiyor diyor. İlkbahar yazda gündüz uzun mu? Evet uzun. O zaman olur. Gündüz karartma yapılarak kritik gece uzunluğunun artırılması. Hayır o zaman çiçek açmıyor. Karanlık olduğu zaman daha fazla olduğunda çiçek açmıyor. Bu gider. Kısa güne sahip mevsimde gecenin ışıkla bölünmesi. Bakın burada ışıkla bölmüş. Ne olmuş? Çiçek açmış. O zaman bu da olur. Cevabımız 1, 2, 4 Edirne şıkkı olur. Arkadaşlar böylece 100 sorunun 100'ünü de çözmüş olduk. Bitkiyle ilgili biraz fazla soru çözdüm. Çünkü bitki ilk defa gördüğünüz bir konu. Sınava hazırlananlar için söylüyorum. Bu yüzden de biraz daha uzun soru çözmeyi istedim. Soru çözümlerimiz bitti. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümleri yapın. Bazen kafa karışıklığı olabilir, yanlış çözmüş olabilirim. Bana yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.